Ve eşim korktuğu için gelmedi ama hocamız ve arkadaşlarımızın sayesinde bu duyguyu da yaşadım yani. Hepinize, buradaki arkadaşlara da, sizlere de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cesaret biraz büyük bir başarıdır. Ama önemli olan zoru başarmaktır. Görmüyorum diye dursak o da olmayacak. Çaba gerekiyor. Yani mutlaka bir şeylere uğraşı göstermemiz gerekiyor. Yüksekte olmanın heyecanı. Bayağı bir güzel duygu diyorum yani. Çok güzel bir duygu. Biliyor musun her şeyin başına ben burada oldum. Dönün abi, şu şekilde oradan. Basa koyayım. Allah'a soğuk ya. Onun adı Hierapolis. Hierapolis ile ilgili iki tane söylenti var. Hierapolis kutsal kent demek. İkisi de buradan geliyor. Bu da romantik bir anlatımı. Hangisinin doğru olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yok ama ikisi de bir yerde gerçekçi oluyor. Daha sonra depremlerle beraber yıkılmış ama aslında en uygun ve en büyük yerlerden bir tanesi, düzenlenmiş olarak dünyada tek olan bir yer antik tiyatro. Yerden çıkan sulardan faydalanmamızı sağlıyor. Buyurun beraber gezelim. Mineraller var. Burada dünyanın en güzel gün batımlarından bir tanesi seyrediliyor ve test etmek için bir alkış yapalım. Öncelikle çok yavaş bir şekilde alkışlıyoruz, sonra yavaşça hızlanıyoruz. Hızlanabilirsiniz yavaş yavaş. Hızla, hızla, hızla. Hayalet Sürücü diye bir film var. Hayalet Sürücü filmini bulun. Hayalet Sürücü filmini bulun ve izleyin. Ve çabamızı birlikte güçlendirmek için bugün organize ettik ve sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben katılımcılardan fikirlerini de almak istiyorum bugün. Öncelikle milli okçumuz Murat Turan'a söz vermek istiyorum. Ben bu milli takımdan dolayı çok şehir geziyorum. Şunu görüyorum, şunu gözlemliyorum. Yani Pamukkale Belediyesi'nin engelliye verdiği değer çok başka. Deniz de çok başka. Bunu çok net, çok rahat söyleyebilirim. Burada bütün sporcu arkadaşlarım var. Sporla uğraşmayan engelli arkadaşlarım var. Yani ne kadar çok sporda varsa o kadar hayatta daha iyi tutunuruz. Daha iyi mücadele ederiz. Kendi başımıza, tek başımıza yardım almadan daha iyi yaşayabiliriz. Ben bunları söylemek istiyorum. Başkanımıza da teşekkür ederim bizi bir araya getirdiği için. Kampanya atlıyorum ama diyor, tekerlekli sandalyeli takımımıza da başarılar diliyorum. Tekrar tekrar da Hüseyin başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Pamukkale Belediye Meclis Üyesi'nin engelli meclisinde. Sağ olsun engelli, Pamukkale Belediyesi engeller konusunda sağ olsun Hüseyin başkanımız her zaman engellerin hamisi olmuş, engellerin dostu olmuş bir başkanımız. Evet, bugün 1 Aralık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 3 gün sürecek olan farklı etkinliklerle engellilere göstermiş olduğumuz ilgi alakaya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bugün ilk programımızı sizlerle başladık. Ben öncelikle katılımınızdan dolayı sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet, engellilere önemseyen bir belediyeyiz. Özellikle altını çizmek istiyorum. Pamukkale Belediye Başkanı, başta şahsım ve ikimizle beraber bunu birçok alanda gösterdik. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde veya diğer etkinliklerde biz bunu dilimizle söylemedik. Özellikle icraatlarımızla biz engellilere dikkate aldığımızı, önemsediğimizi, herkesin birer engelli adayı olduğuna biz dikkat çekiyoruz. Bu anlamda başta şahsım ve biz bu konuyu özellikle önemsediğimizden, dikkate aldığımızdan dolayı göreve gelmeden önce biliyorsunuz belediye meclisine
Ürünlerinden biz bunu başladık. Örnek vermek istiyorum. Birkaç konuya size bu konudaki dikkatleri çekmek anlamında. İbrahim Bey uzun yıllardan beri Deniz İşitme Engeller Dernek Başkanı, Eğitim Başkanı kendisi. Başvuru yapmamasına rağmen kendisini belediye meclis üyeliğine ben kendim davet ettim. Sağ olsun kırmadılar. Geldiler, iyi ki geldiler diyorum. Onların gelmesi İbrahim Bey ve diğer arkadaşlarım işte bizim bu konudaki hassasiyetlerimizi günden güne arttırdığını çok rahatlıkla söylüyorum. Belki Türkiye'de 37 meclis üyesinin içinde en fazla engelli meclis üyesinin olduğu meclis Pamukkale Belediye'miz. Bu hassasiyetimizin işte bu noktalarda sadece biz engellileri önemsiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutluyoruz demiyoruz. Bunlar işte ispatı olduğunu ben gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Tabi bunlarla kalmadık. Göreve gelir gelmez yine biliyorsunuz tekerlekli engelli basketbol takımımızı kurduk. İyi ki kurduk diyorum yine. Buradan birçok kardeşimizin yine hayata bağlanmasına, onların kendilerine bir özgüvenini daha da artarak yine engellilere dikkat çekmek için engelli basketbol takımımızı kurduk. Bu yıl 4. yılımız değil mi Turgay Bey? 4. yılımız, düşünün, biz şu anda 4,5 yıllık bir belediyeyiz. Yani göreve gelir gelmez bunu kurmuşuz. Hatta günden güne de iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Hatta ilk yıl bir tane maç bile kazanamadık. Doğru mu? Şimdi bunları söylerken yani biz samimiyetle bunu devam ettirerek bugünlere geldiğimizi anlatmak için özellikle bununla sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanırsanız başarısınız arkadaşlar. İşten gelirse bu konu bu konuda imkanlarınızı seferber edersiniz. Bundan dolayı çalışmalarımız sadece engelli basketbol takımı değil, hangi türde engelli olursa Pamukkale Belediyesi olarak bizler bu konuda gerçekten birçok yardımlarımızı, desteklerimizi onların ellerinden tutma gayreti içinde olduğumuzu bilmenizdir. Ve buna yönelik işte takımımızdan 3 tane kardeşimiz yine belediyemizde istihdam ediliyor. Bu bizim ayrı bir bakışımız. Hatta yurt dışından Filistinli kardeşimiz Fadi aramızda düşünün olabilir engelli basketbol takımında. Hatta yurt dışından bile insanları aramızda tutmak ile bizim bakış açımızı belli bir oranda yansıttığını düşünüyorum. Evet, biraz önce Pamukkale Belediye'mizin son dönem hazırlatmış olduğu filmini izlediniz. Filmin içeriğinde dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Birçok alandayız biz. Sadece belli bir kaç konuda olmadığımızı düşünüyorum. Ve tabii ki en önemli kısmı biraz önce genel sekreterimiz söyledi. Yapılan bütün imalatlarda engellilere yönelik olduğunu da altını çizmek istiyorum. Sürecin ilk başından bugüne kadarki yapılan çalışmalardaki bunların taşlandırmaya doğru gittiğini ve örnek olduğumuzu iddia ediyorum. Ve birçok projede yine ilklere imza atıyoruz. Yine filmimizde gördüğünüz engelliler üretiyor. Turizm kazanıyor projesiyle. Bu da çok önemli bir proje. İşkur'la beraber yaptık. Ve bunlardan yine hem üretim yaparak o kardeşlerimizi onların da kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Forum Çamlık'ta saat 11 ile 20 arası diyebiliyorum ben. Engelliler üretiyor, turizm kazanıyor. Çerçevesindeki olan kardeşlerimizin ürettiği ürünleri Forum Çamlık'ın içine sattıracağız. Sadece bugün değil, tekrar söylüyorum. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Forum Çamlık'ta engellilerle ilgili böyle bir çalışma yapıldı. Ben buradan Forum Çamlık yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı. Ve buna ilave şunu da yaptık. Belki bilgisi olmayan kardeşlerimiz vardır. Pamukkale'de Koca Çukur dediğimiz, Natural Park dediğimiz alanda bu kardeşlerimize ayrıca yaz boyunca ürettikleri ürünleri de orada sattırdık. Amaç ne? İşte ayakların üzerinde durmaları. Bunların hayata bağlanmaları ve buna inşallah yeni ilaveler geliyor. Bu müjdeyi de vermek istiyorum.
Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı yapıyoruz biliyorsunuz. 4 yaşında bir belediye, hamdolsun Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı yaparken engellileri biz yine unutmadık. Her noktaya engelliler ulaşabilecek ama yine orada da dezavantajlı grup dediğimiz gruplara engellilerin de kendi ürettikleri ürünleri satabilmesi, yöresel ve el yemeği pazar dediğimiz aynı alanda orada da engelli kardeşlerimizin yine ürettiklerini inşallah sattıracağız. Bize yakışan buluyorum ben. Biz farklıyız. Mütevaziyiz ama biz farklı olduğumuzu işte birçok konuyu anlatarak sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sadece bunlar yeterli yetmez. Onu söyleyeyim. Bunlar yetmez. İnşallah her daim üzerine koymak istiyoruz. Yani sadece bir gün değil, biz sizlerle beraber her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Daha sonra gençlik meclisleri kurduk. Belediye çok belediyede yok. Ben buradan gençlik meclisi başkanımız ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bunlar da kısa bir zamanda hareketli olarak istediğiniz yere doğru hızla yol almaktalar. Hem gençliğimizle sahip çıkmak istiyoruz. Bununla beraber tabii engelliler meclisi de kurduk. İşte iki ay önce, yaklaşık 2 ay önce hayata geçti. Engelliler meclisimiz de dolu dolu. Onlar da bizim yanımızda, biz onların yanındayız. Evet, sözlerim varken tekrar katılımımızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah tabii sizlerin sağlıklı yaşamınız olması için, engellilerin en aza inmesi, minimize olması için bizler sizin her daim yanınızdayız. Bir gün değil, her daim yanınızda olduğunuzu bilmenizi isterim. Hocamızın sayesinde ve mesleğin sayesinde o kadar güzel şeyler öğretmeye başladık. Ve ilk defa hiç para kazanmayan arkadaşlarımız paralarını kazandı. Biz çok istediğimiz için Allah razı olsun Hüseyin Bey, kurtumuzu uzattı. Satışlarımızı da yaz boyunca yaptık. Çok teşekkür ederiz desteklerinizden dolayı. Dediği gibi Hüseyin Bey, ne olursanız olun, nasıl olursa olun, meydanları hep hatırlıyorum ben Hüseyin Bey'e söylediklerinden dolayı. Ne olursanız olun, gelin yeter ki biz hep beraber olalım, birlik olalım. Hiç fark etmez, siz birbirimize destek olursak eminim ki herkes sizi görecektir. Bir gün değil, her gün yanınızdayız. Bir gün değil, her gün yanınızdayız.